Bugünkü dersimizin özü sevmek arkadaşlar. İnsan en çok kimi sevmeli? Allah'ı. Var mı başka eklemek isteyen? Peygamberini, kitaplarını. Başka? Annesini, babasını. Başka? Dostlarını, abilerini. Muhammed, kendisini... Muhammed bir şey eklemek ister misin? Gözüyle gördüğü her şey hocam. Allah'ı, peygamberi. Mesela en yakın dostlarını. Peki insan en çok sevdiğini ne kadar çok değer vermeli? En çok sevdiğine. Sevdiği kadar değer vermeliyim. En çok seviyorsa en çok değer vermeliyim. Evet. Başka eklemek isteyen biri var mı? Kendinden en çok hocam. Kimi en çok seviyorsa sonra değer vermeni. Kendisi bize nasıl seviyorsa biz de onu aynı şekilde... Sesim gelmiyor mu ya? Şu an yani şu an mikrofonu kapatır mısın kardeşim? Sen cevap vermesen de olur. Hocam ne ya? Selman bir şey eklemek ister misin kardeşim? Yok Süleyman abi. Şimdi güzel kardeşim. Güzel kardeşlerim. Toplumumuza bakıyoruz. Ailemize bakıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Hepimiz de hani böyle 21. yüzyılın hani hastalığı ne diye irdelediğimizde hepimizde istikrar sorunu var. Hepimiz bir şeyleri çok istiyoruz. Bu bazımız okulda diploma, bazımız iş yerindeyse yüksek maaş, bazımız çocuğu yoksa çocuk sahibi olmak istiyor. Bazımız mülk sahibi olmak istiyor, araba sahibi olmak istiyor. İstiyoruz. İstemekte sıkıntı yok zaten. Ama istediklerimizde durmuyoruz. İstediklerimizi elde etmek için çaba sarf etmiyoruz. Konuşmaktan ileriye geçemiyoruz. İstikamet ve istikrar sorunu yaşıyoruz. Bu neticede bu hastalığın sonucunda ne oluyor? Hep bir karmaşa içerisindeyiz. Hep bir karmaşa içerisindeyiz. Ne içtiğimiz sudan lezzet alabiliyoruz, ne yediğimiz yemekten, ne karşımızdaki insandan, hatta aynadaki yansımamızdan bile lezzet alamıyoruz. Günler, saatler, mevsimler, haftalar geçiyor ama nasıl geçtiğinden bir haber yaşıyoruz. Evet, takvimlerde sayı geçiyor. Geçen hafta 2001 dedik, şimdi 2022. Bir şeyler çoğalıyor. Saçlarımızda beyazlıklar artıyor. Yanağımıza sakallar çoğalıyor. Evet, yaşımız büyüyor. Olgunlaşıyoruz. Ama bir anlam ifade etmiyor günlerimiz. Bize bir şey katmıyor. Lezzet alamayacak hale geliyoruz. Her şey bir şey... Herkes, etrafımızdaki herkes bize ne yapmamız gerektiğini çok güzel söylüyor ama ne yapmamız gerektiğini ne kendileri uyguluyor ne de bize nasıl uygulamamız gerektiğini gösteriyorlar. Dikkat edilseniz göstermek. Bugün sokakta veya sizin çevrenizde kime sorarsanız sorun kardeşlerim, hepimiz çok güzel şeyler duyuyoruz. Yani anne babamız şunu şunu yap diyor. Öğretmenlerimiz şunu şunu yap diyor. Arkadaşlarımız şunu şunu yap diyor. Etrafımızdaki değer verdiğimiz herkes şunu şunu yap diyor. Ama göstermeye gelince bu söylenen şeyler ve söylenen bu sözleri kullanan kişiler ortalıkta pek gözükmüyor. Çünkü söylediklerini tam anlamıyla uygulayamıyorlar. İşte bu noktadan kulağımız çok doymuş. Bu kulaklar çok doymuş arkadaşlar. Ama görmeye gelince gözlerimiz aç olmuş. Kulaklar tok, gözler aç olmuş.
şöyle ki görmüyoruz arkadaşlar. İyi şeyler yapmamız gerektiğini de biliyoruz. İyi şeyler yapmamız gerektiğini de duyuyoruz. Ama ne görebiliyoruz ne de göremediğimiz şeyleri de gösteremiyoruz. Bu noktada sizce bu gibi söylemin sonunda sizin eklemek istediğiniz şey ne olur kardeşlerim? Yani bunun sebebi ne olabilir? Abi. Senin var mı Selman'ım? Yok abi, şu an yok. Ümit veya Toprak? Benim de yok abi. Benim de bir şeyim yok. Yani bakıyoruz öğretmenlerimize böyle sosyal medya fenomenlerine hep böyle üst ağızla, üst taraftan bize ne yapmamız gerektiğini çok güzel söylüyorlar. Ya kardeşim, eyvallah, söylemende sıkıntı yok. Ama biz artık görmek istiyoruz. Biz artık gerçekten hissetmek istiyoruz. Ve hal böyle olunca istikrarımızda, istikametimizde şaşar hale geliyoruz. Mesela hepiniz bir yerden bir yere gittiğiniz zaman, en ufak bir şekilde parka gittiğiniz zaman eve dönmeyi biliyorsunuz değil mi? Çünkü istikametiniz belli. Gideceğiniz yol belli. İstikrarınız da belli. Çünkü o yoldan birden çok gidip gelmişsinizdir. Yani tanıdığınız yollar. Yani bildiğiniz yollar. Yani gördüğünüz, tasdik ettiğiniz yollar. Ama bazı şeyler vardır ki kardeşlerim. Düşünsenize. Anne babalar saat 12 olmuş, gece 12 olmuş. Hadi çocuklar uykuya gidin diyor. Ama televizyonun karşısında uzanıyorlar. Diyor ki mesela büyük birisi, hadi oğlum, hadi kızım, git kitap oku diyor. Ama anne o sırada telefonla oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyleri söylemeden önce bir karşı tarafın yapmasını istediğin şeyleri biz yaparsak ve yaşarsak karşı taraf da zaten ne yapması gerektiğini bilir. Hatta bununla ilgili çok güzel bir söz var. Eskiden alimler veya anne babalar çocukları yolda yürürken dikkat et düşeceksin demezlerdi. Dikkat et düşmeyesin derlerdi. Şöyle düşeceksin derse otomatikman beyin düşmeye indeksleniyor. Ama düşmeyesin diye alttan empoze edersen o çocuk dikkat eder. Yürüdüğü yola dikkat eder ve düşmemesi gerektiğini öğrenmiş olur. Yine kardeşlerim, yine sözü bir, yaptıkları bir, dili bir, kalbi bir, insandan insana geçiş yapalım. Gerçekten bakıyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir davranışını elimize alsak o davranış bize çiçekler açtırıyor. Güzel kokular verdiriyor, güzel meyveler verdiriyor, güzel tohumlar, güzel hisler uyandırıyor. Mesela güvenilir olması. Muhammedül Emin unvanını nasıl aldığını bilen bir arkadaşımız var mı? Ben biliyorum. Süleyman abi. Evet. Hiç yalan söylemezmiş. Hiç yalan söylemezmiş. Hatta Mekke'deki hırsızlar falan Peygamber Efendimiz'e gelip çaldığı şeyleri emanet edermiş. Geri vermeyeceklerini bildikleri için. Emanete sahip çıkacağını bildikleri için. Yani zaten emin kelimesi ne demek? Muhammedül Emin'in anlamı güvenilir olması. Başka eklemek isteyen var mı? Yok değil. Düşünün kardeşlerim. Bu unvan 25 yaşlarında 30 yaşlarında, yani şunun garantisini veriyorum. Peygamberliği ilan edilmeden önce verildi bu unvan. Kim tarafından verildi? Onu sevmeyenler, hatta ona düşman olanlar, peygamberliğini ilan ettikten sonra bile başka bir yere hicret eden düşmanları bile emanetlerini ona emanet ederler. Peygamber Efendimiz'e emanet ederlerdi. Çünkü bilirlerdi emanete ihanet edilmeyeceğini. Çünkü bilirlerdi o söylerse
doğru söz söyleyeceğini ve hiçbir zaman kul hakkı yemeyeceğini gayet de yaşayarak bilenlerdi. Bakın, düşmanlarından bahsediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki madem düşmanları onun doğru söyleyeceğini, doğru söylediğini biliyorlardı, neden Allah'a inanmıyorlardı? Şimdi güzel kardeşlerim, müşrikler Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan ve Allah'a inanmayanlar, yani Allah'ın var olduğunu biliyorlar ama inanmayanlar, itaat etmeyenler müşriklerdi. Müşriğin kelime anlamına bakıyoruz. Hani müşrik deyince şirk gelsin aklınıza. Şirk deyince şirket gelsin aklınıza. Şirket deyince ortak gelsin aklınıza. Size takdir edersiniz ki Allah'ın en sevmediği ve en kabul etmeyeceği günah şirktir. Yani Allah'a ortak koşmaktır. İşte müşrik kelimesi buradan türemiştir zaten. Bakıyoruz, müşrikler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Diyorlar, tamam sen güvenirsin. Tamam sen yalan söylemezsin. Tamam sen bize iyi şeyler öğretiyorsun. Tamam senin bir Rabbin var, eyvallah. Ama biz para istediğimiz zaman şu puta gideriz diyor. Çocuk istediğimiz zaman şu puta gideriz diyor. Bir huzur istediğimiz zaman şu puta gideriz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani tamam, Allah var diyorlar ama itaat etmiyorlar. Yani Allah'ın vasıflarına ortak koşuyorlar. Bu şekilde zaten müşrik oluyorlar. Bu noktada ne yapıyorlar? Hem dünyalarını mahvediyorlar, hem ahiretlerini mahvetmiş oluyorlar. Şimdi ortaya da güzel bir soru çıkıyor ve düşünerek cevap vermenizi istiyorum. Sizce bu din için Allah'a, sadece ve sadece Allah'a inanmak yetiyor mu? Hayır dayım. Hayır abi. Yetmez. Peki bu soruyu cebimize atıyoruz. İkinci soru. Sizce sadece ve sadece Peygamber Efendimiz ve Rabbimizi sevmek yetiyor mu? Bu da yetmez. Bu da yetmez abi. Şimdi böyle dilimiz böyle söylüyor. Şimdi bakalım yaptıklarımıza. Bir ilk sorumuz neydi? Allah'a inanmak yetiyor mu? Güzel kardeşlerim, şeytan da bakın şeytan da Allah'a yok demiyordu. Allah'a inanıyordu. Müşrikler de Allah'a yok demiyordu ama inanıyordu. Ne yapıyorlardı peki? Hataları neydi? Allah'a itaat etmiyorlardı. Şimdi bu noktada herkes iğneyi alsın, kendine batıra dursun. Hep böyle kendine soru sorsun. Nefsine soru sorsun. Ya ben Allah'a inanıyorum. Şeytan da inanıyor. Tamam, birebir. Allah'a ben itaat ediyor muyum? Şeytan etmiyor. Ben ediyor muyum? Eğer bu noktada aynı cevabı verirsek ne olur? Şeytanla kafa kafaya kalırız. Beraber olmuş oluruz. Şeytanla beraber olan Allah'la beraber olamaz. Öyle değil mi? Evet, öyle. Peki itaatimizde ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Namazımız gerçekten var mı? Allah'a imanımız, meleklere imanımız, peygamberlere ve hak kitaplarına, kaza ve kadere, ahirete, mahşere imanımız var mı? Namazlarımız, oruçlarımızı, birbirimizi sevmemizde bir eksikliğimiz var mı? Bunları gerçekten tartmamız lazım. Günlük tartmamız lazım. Haftalık tartmamız lazım. Aylık tartmamız lazım. Yıllık tartmamız lazım. Bir saniye sonra ne olacağımız belli değilken kendimizi her zaman vicdanımızla mukayese etmemiz lazım. Daima tartmamız lazım. Eğer itaatimizde eksiklik çıkarsa ya da hiç çıkmazsa itaatimizde, yani hiç itaat etmiyormuş gibi sonuç çıkarsa, maalesef bizim de müşriklerden bir farkımız olmaz ki. Hele ki namaz kılıyormuş gibi yapmak, gösteriş niyetini yapmak ya da müdür beni beğensin, öğretmen beni beğensin, ailemin gözüne güzel gözüküm dersek gösterişe kapılmış oluruz ve münafıklığın alametine sahip olmuş oluruz. İkinci sorumuz da bugünkü videonun konusu olan sevgi. İkinci sorumuz da şuydu. Sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'i sevmekle yeter mi? Allah'ı sevmekle yeter mi? Yeter.
Yetmez dayım. Yetmez değildi. Yetmez değil mi gerçekten? Sevgi ispat ister güzel kardeşlerim. Sevgi ispat ister. Bugün en basitinden bugün şu derse katılanlara bakıyoruz değil mi? Ya bazıları perşembe günü olsun diye can çekişiyor. Bazıları aynı gün oluyor. Bazıları son dakikaya bırakıyor. Bazıları telefonla zorla getirtiliyor. Bazı aracıyla getirtiliyor. Abicim bu ders varsa ve bu dersi seviyorsak gerçekten herkes perşembe günü bugüne odaklanmalı. Bugün için araştırma yapmalı. Geçen hafta ne yaptık? Bu hafta yaptıklarımızı bütün haftaya nasıl yayabilirim? Ya da Süleyman abinin üzerine neler ekleyebilirim? Süleyman abinin söyledikleri acaba gerçekten doğru mu? Belki bizi kandırıyor bu adam ya. Belki boş boş konuşuyor. Bunu diyebiliyor muyuz? Bu söylediğim sözleri araştırabiliyor muyuz? Yoksa bir kulağımızdan girip öteki kulağına çıkıyor mu? Yoksa zaten bir saat Instagram'da olacaktın, bir saat PES takılacaktın, bir saatte şunu mu dinleyeyim diyoruz. Bu ölçüde güzel kardeşlerim, bu ölçüde gerçekten araştırmamız lazım. Ben size şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç özelliklerinden bahsedeceğim. İnşallah siz de bunları aklınızda tutun. Yani bugün kullandığımız telefonu bile şakır şakır anlatabiliyoruz. Evimizin kaç artı bir olduğunu anlatabiliyoruz. Sınıfımızda mesela sınıfında kaç kişi olduğunu, kaç kız kaç erkek olduğunu anlatabiliyoruz. Tuttuğumuz futbol takımın 11 tane kaç tane kadroda olduğunu anlatabiliyoruz. Hangi tarihte doğduklarını, hangi tarihte başarı elde ettiklerini anlatabiliyoruz. Ama söz konusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelince biraz boşluğa kapılıyoruz. Böyle cevap hemen verilmiyor. Anlatabiliyor muyum? İnşallah bu söylediğim 13 tane özellik topladım ben. Bunun üzerine eklemek isteyenler de olursa sevinirim. Ve bu 13 tane özelliklerden en azından 5'ini aklınızda tutarsanız ben de çok sevinirim. Peygamber Efendimiz arkadaşlar adaletliydi. Güvenilirdi. Affediciydi. Cesaretliydi. Mütevaziydi. Bir de Peygamber Efendimiz hoşgörülüydü. Yardım severdi. Yardım seveni de severdi. Merhametliydi. İsrafı sevmezdi güzel kardeşlerim. İsrafı sevmezdi. Güzel ahlaklıydı. Doğru sözlüydü. Kusurları örterdi. Kusur görmezdi. Çünkü bilirdi her insanın kendine göre kusurları olduğunu. Bu yüzden kusurları örterdi. Kusur örtenleri de çok severdi ve daima doğru sözlüydü, yalanı sevmezdi. Çünkü bilirdi yalan her günahın başıdır. Yalan bütün günahların anasıydı, bilirdi. Bu doğrultuda güzel kardeşlerim, sizin de eklemek istediğiniz bir Peygamber Efendimizin özelliklerinden var mı? Dayım kul hakkı yemezdi mesela. Evet. Senin hakkını yemezdim. Aynen öyle. Başka var mı? Hayvanları bakmayı çok severdim. Aferin. Çok güzel. Başka var mı? Yetim doyururdu. Maşallah. Aynen öyle. Çok güzel. Çok güzel. Beni çok mutlu ediyorsun. Yoksullara bakardı. Aferin sana. Başka? Bitki dikerdi. Fidan dikerdi. Maşallah. Evet. Annesi yoksullara hep yardım ederdi. Aferin Muhammed'im. Çok güzel. Selman ne dedin? Annesi babası çocuklara evlatlık alırdı. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bakıyoruz değil mi? Başka ekleme... Dul kadınları sahiplenirdi. Efendim? Dul kadınları sahiplenirdi. Başka var mı eklemek isteyen? Kapatıyorum. Namaz kılmayı severdim mesela. Aferin sana. Abi çocukları da çok severdi. Onlarla vakit geçirmeyi çok severdi. Aynen öyle. Aynen öyle güzel kardeşim. Şimdi bakıyoruz değil mi? Yani gerçekten elimizi vicdanımıza koyalım ve düşünelim, tefekkür edelim. Aşağı yukarı benimle beraber 20-25'e yakın özellik saydık. Ya bakın sadece birini alsak, o özelliklerin birini alsak, sımsıkı sarılsak hem bu dünyada kurtuluş edeceğiz hem de öteki dünyada, biliyor musun? Ve bakıyoruz bu özelliklere kardeşlerim, ne kadar da toplumumuzun buna ihtiyacı var değil mi? Bir tane hayvan sevgisine ne kadar ihtiyacımız var. Bir fidan dikilmesine ne kadar çok ihtiyacımız var değil mi?
anne ve babaya saygının ne kadar çok ihtiyacımız var değil mi? Namaz kılmaya, güzel ahlaklı olmaya, doğru konuşmaya. Yani bakıyoruz yani sanki hani bir bütün bu 100 yıl, bütün bu yaşadığımız, bütün bir toplum hastaneye gitmiş, bir araya gelmiş, hastaneye gitmiş ve doktor böyle bir reçete yazmış. Diyor ki doktor, bunları yaparsanız iyileşeceksiniz. Peki biz inadına iyileşmemeyi seçip inadına Allah'tan ve Peygamber Efendimiz'e uzaklaşırsak ne olur sonumuz? Yani el insaf gerçekten hani bunu bilmenin, bunu buna cevap vermenin hani Allah olmaya gerekmiyor. Gerçekten Allah olmaya gerekmiyor. Düşünsene Selma, ben sana seni seviyorum diyorum ama seni hiç arayıp sormuyorum. Seninle vakit geçirmiyorum. Düşünsene toprağım, ben seni çok seviyorum diyorum ama bir günden bir güne sana mesaj atmıyorum. Düşünsenize, bugün Peygamber Efendimiz'i çok seviyoruz diyoruz ama bu özelliklerinden birini almıyoruz. Şimdi gerçekten bunu seviyor anlamı çıkmaz ve buna cevap vermenin de hani Allah olmaya da gerekmiyor. Gerçekten bunu yapmazsak sıkıntıya düşeriz, öyle değil mi? Öyle dayım. Öyle abi. Peki bu noktada bir nebze de olsa hastalığımızı teşhis ettik. Mühim olan hasta olduğumuzu kabul etmek canım kardeşlerim. Bir nebze de olsa hasta olduğumuzu kabul ettik. Tedavimiz de var, reçetemiz de belli. Bu noktada samimi bir şekilde ne yapmamız lazım? Bakın böyle laf olsun torba da olsun diye söylemeyin. Yapacağınız şeyleri söyleyin ki bu sohbetin bir anlamı olsun. Bu verdiğiniz zamanın bir anlamı olsun. Ne yapmamız lazım? Tövbe edip dayım örneği, yani Peygamber Efendimiz'in özelliklerine uymamız gerekiyor. Başka? Tövbe edip namaz kılmamız gerekiyor. Başka? Allah'a şükür etmemiz gerekiyor. Başka var mı? Selman, Muhammed. Biraz örnek versen abi. Ben zaten size söyledim. Hasta olduğumuzu kabul ettik. Allah'a erişip dua etmemiz gerekiyor. Mesela reçetemizi de verdim. Reçetemizi de verdikten sonra bu doğrultuda bizim ne yapmamız lazım? Abi ben bir şey diyebilir miyim? Tabii. Ben şu anda çok büyük sevap kazanıyorum mesela. Hayvanlara yardım ediyorum. Maşallah. Bir tane kedimiz var. Maşallah. Ona da mama, kum falan alıyorum. Ona da yardım ediyorum. Büyük sevap kazanıyorum. Maşallah. Hayvan sevgisi çok önemli bir davranıştır. Peygamber Efendimiz'in güzel davranışlarından biridir. Hatta Ebu Hureyre diye bir sahabe efendimiz vardı. Onun asıl adı Ebu Hureyre değildir. Ebu Hureyre'nin anlamına baktığınızda kedilerin babası diye anlamı çıkıyor. Hatta cübbesinde her zaman... Cübbeyi biliyorsun iki cebi olur. İki cebinden hep böyle yavru kediler taşırmış. Bu davranışı sergiledikçe, istikrarlı oldukça, istikameti belli oldukça da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre, o sahabe Ebu Hureyre lakabını takmıştır. Selman abi. Buyur kardeşim. Ebu Hureyre Şafii miymiş? Vallahi kardeşim o kadarını bilmiyorum. Onu araştırmakta fayda var. Hani ben Şafii olamaz değil mi? Çünkü Şafiler hayvana dokunduğu zaman abdestleri bozuluyor diye biliyorum. Hayvanlara değil kardeşim, hayvanlara değil. Köpeklere sadece dokunduğu zaman hani günah değil sadece şeyleri değil. Yani düşünsene Peygamber Efendimiz hayvan sevgisinden bahsediyor ve biz hayvanlara dokunmayacağız. Öyle bir şey yok. Yok hayır, köpek pis demeyeyim de yani mesela mekruh gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta ben bir şey diyebilir miyim? Buyur. Mesela Şafiler evde köpek besliyorsa onlarda günah ama Müslümanlarda kedi besleniyorsa sevap. Şimdi bir şeye günah veya sevap diyebilmemiz için bunun Kur'an'da geçiyor olması lazım kardeşim. Şafilerde buna bir açıklık getirelim. Şafilerde köpek sevmek, köpek beslemek, hayvan beslemek günah filan değil. Köpeğe dokunmak, bakın bazı hayvanlar vardır.
kuşlar vardı mesela. Onların alanları dışarısıdır. Öyle değil mi? Ama bazı hayvanlar vardır. Süs kedileri vardır mesela. Süs köpekleri vardır. Onların yeri evcil. Yani bazı, bak adı üstünde. Evcil hayvanlar evde ya da bahçede olsalar daha güzel olur. Düşünsenize, siz ormanda yaşayan aslanı, ormanda yaşayan kaplanı gelip evinizin içine koyarsanız, şimdi bu hayvan sevgisi mi olur, yoksa o hayvana hakaret mi olur? Zulüm olur tabii ki de. Öyle değil mi? Hakaret olur. Yani en basit örneğinde, şimdi mesela Toprak mesela evde kedi besliyor değil mi? Kedi beslemek çok güzel bir şey ama çok masraflı ve çok ilgi gerektiren de bir şey. Kediler ister istemez, biz yetişkinler bile tüy döküyoruz değil mi? Kediler ve köpekler 10 kat daha döküyor. Öyle değil mi? Bu yüzden eğer onun hijyenine, onun temizliğine dikkat ediliyorsa güzel bir şey. Sesim geliyor değil mi? Ben bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Mesela ölüler öldükten sonra bir can benden gittikten sonra hoca kalıyor yani. Evet. Evet. Sonra onlar tahtaya kafasına vuruyormuş. Öyle bir şey var mı? Şimdi böyle şeyler daha önce duymadım kardeşim. Hani Kur'an'da okuduğum kadarıyla da hiç duymadım. Peygamber Efendimiz hayatında da böyle örnekleri görmedim. Yani böyle şeyleri iyice araştırmakta fayda var. Şimdi güzel kardeşlerim, bugünlük de inşallah yeter. Videoya son girizgah yapmak isteyen var mı? Bir şeyler eklemek isteyen var mı? Yok beyim, ağzına sağlık ederiz. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık abi. Selman? Yok abi. Videoyu isterseniz şöyle bitirelim. Gençliğimiz elimizden kayıp gittiğinde, hayatın son durağına geldiğimizde, değdi mi? Gerçekten değdi mi? Değdi mi diye sorulsa bize cevabımız ne olurdu? Bunu gerçekten, bu soruyu düşünelim. Koştum, çabaladım. Durmadan yoruldum, kırıldım, ağladım, kınandım, hakarete uğradım. Ama değdi be, değdi be, Müslümanca yaşadığım bu hayat için değdi be, Müslümanlığıma değdi be, İslamiyet için değdi be. Dünyadan gidiyorum ama sevdiklerimden ayrılıyorum, annemden, babamdan, etrafımdan, çevremden ayrılıyorum ama Allah'ın rızasını yanıma alarak diye bilecek miyiz? Hırslarımıza, gayretimize, bölünen uykularımıza, uykusuz gecelerimize, yorgunluklarımıza değecek bir hayat yaşıyor muyuz? Bunun için mücadele ediyor muyuz? Aslında bu sohbet içinde ve bundan sonraki sohbetler içinde, geçen zamanlar içinde ve gelecek zamanlar içinde bütün dava burada aslında. Sonuna kadar dememiz gereken şey şu: bu hayatta kardeşlerim, bu hayatta tek bir meselemiz olması lazım. Allah razı mı değil mi? Bakın, o veya bu değil. Bizim tek bir çizgimiz olması lazım. Tek bir hareketimiz, tek bir sağlam duruşumuz olması lazım. Gerisi her şey gelecek. Yaptığımız işte bile, attığımız adımda bile, yediğimiz yemekte bile, her şeyi düşünün. Her şeyi düşünün. Kendinize şu soruyu sorun o işin başında. Bunu yaparsam Allah'ın rızasına değecek mi? Allah'ın rızasını alır mıyım? Allah'ın rızasını almaz mıyım? Bütün mesele bu aslında. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dediğim gibi her perşembe inşallah böyle sohbetler yapalım. Saat 8'de başlayacak. Dinlemeyi seven, konuşmayı seven, bilgi almayı ve bilgi paylaşmayı seven kardeşlerimiz varsa link zaten atıyorum size. Siz de onları paylaşabilirsiniz. Hani ben her şeyi bilmiyorum kardeşlerim. Her şeyi bilen de sıkıntıya düşer. Beraber bir şeyler öğrenelim diye istiyorum. Beraber boş zamanımızı değerlendirelim istiyoruz. Birbirimize bir şey katarsak bir yere vararız.
Bilgi bölüşüldükçe artan hazinedir. Bu hazineden hepimiz faydalanalım. Söz hakkı olalım istiyoruz. Ve insan bildiklerinden de sorumludur. Bugün Selman bir şey biliyorsa, toprağa anlatmıyorsa öteki dünyada sorumlu olur. İnsan bildiklerinden sorumludur. Bu yüzden bu bildiklerimizi size aktaralım. Birbirimize aktaralım. Fayda sağlarız inşallah. İnşallah duymalar razı olsun. Amin abi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah'a emanet olayım. Görüşürüz. Ben kaybettim. Allah'a emanet olun. Haftaya lütfen birbirimizi bekleyemeyelim. Çünkü bu da bir nevi kul hakkıdır. Muhammed mesela geliyor, Toprak geç geliyor. Toprak geliyor, Selman geç geliyor. Hani ne kadar çok vakit ayırırsak birbirimize, geleceğimize inşallah daha sağlam adımlar alırız. Ve etrafınızda böyle sohbet, dediğim gibi insanlar varsa da eklerseniz biz mutlu oluruz. Bakın yine Ordu'dan bir kardeşimiz katıldı. Toprak katıldı. İnşallah böyle. Böyle belki şehirlere sığamayacağız. Belki odalar sığamayacağız. Zoom'lar bize az gelecek. Yani bilemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Abi ben Giresun'dan katıldım. Ha Giresun, pardon. Özür dilerim kardeşim. Özür dilerim. Sevdiklerinize sarılın. Vatanınızın, milletinizin kıymetini bilin. Annenize, babanıza saygı gösterin. Dininize sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Namazlarınızı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz sevgi de bir ibadettir. Birbirinizi sevmekten vazgeçmeyin. Ve Peygamber Efendimizin en güzel özelliklerinden biri olan kusur görmeyi bırakıp kusur örtmeye çalışalım. Çünkü hepimizin eksiklikleri var. Allah yar ve yardımcımız olsun. En güzel emanetiniz selametle kardeşlerim.